Sevgili izleyenler, reklamların ardından yine sizlerin huzurlarındayız. Efendim, avukat Serpil Ersan'la keyifli bir hukuk röportajı gerçekleştirdik. Birlikte izliyoruz. Haringey'de bulunan Ersan Enko'ya misafir oluyoruz ve firmanın iki avukatıyla birlikte bir kaza davasının detaylarını konuşacağız. Sevgili Londra Mahallesi izleyicileri, bu haftada hukuk köşesinde avukat Serpil Ersan'dan bilgiler almaya devam ediyoruz efendim. Evet, bu hafta yanımızda öncelikle sağ tarafımda avukat Serpil Ersan var. Merhabalar. Merhaba. Sol tarafımda ise avukat Serhat Bey var. Merhabalar. Merhaba. Efendim, bugün yine bir dosya hakkında konuşacağız. Avukat Serhat Bey bize geçtiğimiz günlerde olan bir olaydan, bir kazadan bahsedecek. Evet efendim, buyurun. Kaza şöyle gerçekleşti. Müvekkilimizin ailesi, müvekkilimiz Londra dışında Chelmsford bölgesinde bir kebap dükkanında çalışıyordu. Müvekkilimizin ailesi Londra'da yaşıyordu. Müvekkilimizin ailesi, eşi ve 3 çocuğu sabah Chelmsford'da onu ziyarete geldiler ve bütün gün Chelmsford'da çocuklar babalarını görmesi vesilesiyle kaldılar. Akşam saat 8.30 sularında müvekkilimiz çocuğunu ve çocuklarını ve eşini tren istasyonuna bırakmak niyetiyle yola koyuldular. Müvekkilimiz eşini ve çocuklarını tren istasyonuna bindirip Londra'ya getirme niyetindeydi. Bu esnada tren istasyonuna giderken bir köy yolunda başka bir araç yan sokaktan çıkıp müvekkilimizin arabasının sol tarafına çarpıyor ve kaza gerçekleşiyor. Karşı taraf iyi bir insanmış ve suçunu kabul etmiş. Bu nedenle müvekkilimiz polis çağırma gereği duymamış. Ve aynı akşam müvekkilimiz ve bütün ailesi hastaneye gitmişler. Çünkü ciddi ağrıları oluşmuş bellerinde ve boyunlarında. Peki Serhat Bey, teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, şimdi avukat Serpil Hanım'a dönmek istiyorum. Efendim, siz bu süreçte ne yaptınız? 2 günlük süren bir süreçti. Mahkeme süreciydi. Onu Serhat arkadaşımız mahkemedeydi. Birazdan ona göre döneceğiz. Ayrıntılarını nasıl bu süreçte gerçekten de müvekkillerin travmatize olabileceği, nasıl stresten geçireceği konusunda biraz da ondan bilgi alacağız ama daha sonra da bu şekildeki davalara karşılaşan kişilerin kendi isimlerini aklamaları konusunda gerçekten ısrarcı olmalarına vurgu yapmak istiyorum ama ben önce biraz ne tür bir süreçten geçirdi, 2 günlük mahkeme sürecinde müvekkilimiz ne tür streslere katlanmak zorunda kaldı ve sonunda tabii yüzün nakıyla çıktı ama biraz da şimdi Serhat'tan dinleyelim. Peki sevgili izleyiciler, Serhat Bey'e dönüyoruz. Buyurun efendim. Evet, Serpil Hanım da söylediği gibi 2 gün mahkeme süreci vardı. Mahkemenin ilk günü müvekkilimiz ve eşi ifade verdi. 2 yaşlarında özürlü bir çocukları var maalesef ve onu bırakacak hiç kimse bulamadıkları için çocuklarını da mahkemeye getirmek zorunda kaldılar. Ve çocuk gerçekten orada, yani bir çocuk ortamı olmadığı için gerçekten müvekkilimizin eşi çok büyük zorluklar çekti. Bir bakımdan bu müvekkilimizin eşinin verdiği ifadeye de yansıdı ve çok isyankar bir şekilde ifade verdi ve bu da hakimin gerçekten hoşuna gitti. Yani resmen dedi ki, siz beni sahtekarlıkla suçluyorsunuz. Bakın, ben gelip çocuğumun hastane appointmanını iptal edip buralara getirdiniz ve şimdi bana yalancı mı demek istiyorsunuz, dedi resmen hakime. Ve bu hakimin çok hoşuna gitti. Bizim müvekkilimize çarpan adam da mahkemeye geldi. Kendisini savundu. O da bütün kendi sigorta şirketinin yaptığı iddiaları reddetti. Kesinlikle böyle bir olaya böyle sahtekarlık bir olayına karışmayacağını söyledi. Ve hakim de 2 günlük süreçten sonra ve bizim avukatlarımızın da yaptığı başvurular sonucunda gerçekten müvekkilimin verdiği ifade noktasında müvekkilimizin doğru söylediğine inandı ve davayı kazandık. Peki efendim, şimdi Serpil Hanım'a dönelim. Evet efendim. Serhat'ın da o çok net bir şekilde açıkladığı o 2 günlük süreci çoğu insan katlanmak istemiyor. Bunun nedenlerinden birisi öncelikle böyle bir sürece katlanmak istemiyorlar. Ama diğer taraftan da kendilerine yönelik iddialar o kadar iğrenç, o kadar korkunç ki birçok kişi kendi ismini aklamak için mecburen bu süreçten geçmek zorunda kalıyor. Yani haklı olduğunuz bir pozisyona rağmen haksız duruma düşmeniz ve buna karşı da kendini savunmak zorunda kalmanız gerçekten de çok stresli bir süreç. Ve birçok kişi de bu tür iddialar yapıldıktan sonra kendi avukatları masraf yapmak istemediği için veya böyle bir davayı kazanamayacaklarını düşündükleri için zaman ve para harcamak istemedikleri için çoğu zaman bu tür davaları
gerisin gerisi yolluyorlar ve müvekkilleri bu iddialarla bu töhmet altında bırakmayla karşı karşıya bırakıyorlar. Bizim buradaki meselemiz şu, eğer kendinizi gerçekten güveniyorsanız ve gerçekten de herhangi bir sahtekarlığa karışmadıysanız ve adınızın temizlenmesi sizin açınızdan önemliyse öncelikle doğru yere gitmeniz gerekiyor. Size emek verecek, aynı zamanda da ekonomik olarak da sizin arkanızda duracak. Çünkü bir baristanın oraya gitmesi en az 7-8 bin pound 2 günlük bir süreçte. Belki de 10 bin poundlara da bağlanabiliyor. Baristanın, oraya giden baristanın deneyimine göre. O noktada da bir sizin yanınızda size güvenerek sizinle birlikte emek verip sizin yolunuzda sizinle sağlam durması duracak. Hem de aynı zamanda ekonomik olarak bunu gösterebilecek isim yapmış firmalara gitmeniz gerekiyor. Biz buradayız. Bu tür sorunlarla karşılaştığınız zaman sizin yanınızda olup karşı tarafın büyük sigorta şirketlerinin gerçekten de savunmasız gördükleri, özellikle yabancılara yönelik bu politikalarını savunmasız gördükleri yabancılara yönelik politikalarına karşı sizin yanınızda durmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla karşınızda olmaya devam edeceğiz.